Herkese merhabalar. Bugün size Canva'da ekip yani sınıf nasıl oluşturulur bunu anlatacağım. Bunun için öncelikle Canva'ya giriş yapıyoruz. Eğer Canva'nın Edu sürümünü kullanıyorsanız sol üst köşede adınızın altında eğitim yazıyor. Canva'nın Edu sürümünün bir özelliği var. Ekipler yani sınıflar oluşturabiliyoruz. Ekip oluşturmak için sınıf kısmından ekibi tıklıyoruz. Gelen ekranda insanlar kısmına geçiş yapıyoruz. Canva'da ekibinize, sınıfınıza öğrenci katmak, çalışan katmak için 3 yöntem var. Birinci yöntem onlara bağlantı göndermek. Bunun için bağlantıyı şu yollarla paylaşabilirsiniz kısmından. Google Classroom, Teams ve Remote uygulamasıyla bağlantıyı gönderebilirsiniz. Veya bunu kopyala dersiniz, öğrenciye, çalışanlara gönderirsiniz. Şimdi onlar ne yapacak? Bu bağlantıyı kendi bilgisayarlarına açacaklar. Öğrencimiz bağlantısını aldı, adres çubuğuna yapıştırdı ve ona tıkladı. Şöyle bir ekran onu karşılayacak. Burada en kolay kayıt olma yolu Google ile kaydolmak veya e-posta ile kaydolmak. Öğrenci e-postasıyla kaydolsun bakalım. Öğrencinin bu kayıt esnasında kullandığı mail adresine bir kod gidiyor. Öğrenci o kodu alacak, buraya yapıştıracak. Canva'dan gelen kod şu, bunu kopyalıyoruz ve ezberliyoruz, buraya yapıştırıyoruz. Başarılı bir şekilde giriş yapıldığında şöyle bir ekran öğrenciyi karşılıyor. Burada kimin ekibine katıldığını görebiliyor. Bunun öğrenciye sağladığı avantaj, öğrencinin Canva'yı tam sürünmüş gibi, pro sürünmüş gibi kullanabilmesi. Böylece tüm çalışmalarını yapabilir, size gönderebilir. Diyelim ki öğrenci bir sunum yaptı, sunumunu bitirdi ve bunu bana göndermek istiyor. Sağ üstten öğretmene gönder seçeneğine tıklıyor. Öğretmenini yani beni seçiyor. Mesajını yazıyor. Gönder dediği zaman öğretmeni bunu kendi hesabında görecek. Şimdi ben kendi hesabımı açtım. Burada ekibime tıklıyorum. İnsanlar kısmında en altta eklediğim örnek öğrenci burada. Paylaşılanlar kısmında benimle paylaşılanları görebiliyorum. O öğrenci bana genom düzenleme sunumunu göndermişti. Ben bunu buradan düzenleyebilir, inceleyebilir, ona yorum ekleyebilirim. Böylece öğrenciyi yönlendirmiş olurum. Canva ekibini öğrenci veya çalışan eklemek için ikinci yöntemimiz kod ile davet etmek. Bunun için yine insanlar kısmındaki kod ile davet edin seçeneğine tıklıyoruz. 8 harfli bir kod bize geliyor. Bu kodu ekibimize katılması istediğimiz insanlara, öğrencilere vereceğiz. Onlar nereye giriş yapacaklar? canva.com/join adresine giriş yapacaklar. Öğrencimiz kendi bilgisayarını açtı. Verdiğimiz linke giriş yaptı ve davet kodunu soruyor ona. Kodumuzu buraya yazalım. Katıl dedikten sonra yine öğrenciye aynı ekran geliyor. Kayıt olma seçenekleri. Az önce e-posta ile kaydolmuştuk. Şimdi Google ile kaydolalım. Öğrenci gelir Google ile kaydolu tıklar. Kendi hesabını seçer. Bakın bu öğrenci artık benim grubumda Rıza Somaz ekibinde çalışkan öğrenci hesabıyla giriş yaptı. O da herhangi bir şey yaptığında bunu bana gönderebiliyor. Öğretmenine veya ekip yöneticisine çalışmasını gönderebiliyor. Diyelim bunu yaptı öğrencimiz. Öğretmene gönder diyor. Öğretmen olarak beni seçiyor ve gönderiyor. Şimdi çalışkan öğrencinin ekibime dahil olup olmadığını öğrenmek istiyorum. İnsanlar kısmına tıklıyoruz. En altta eklenenler listeleniyor. Az önce örnek öğrenci eklemiştik. Şimdi çalışkan öğrenci grubumuza, ekibimize, sınıfımıza eklenmiş. Paylaşanlar kısmından benimle paylaşan çalışmaya bakıyorum. Afiş adında bir çalışma gönderilmiş. Çalışkan öğrenci bunu bana göndermiş. Üçüncü yöntemi ise mail adreslerini girmek. Burada mailini bildiğimiz bir insanın mail adresini buraya yazıp sağ taraftan öğrenci öğretmen seçeneğiyle onu grubumuza ekleyebiliyoruz. Mailini yazdıktan sonra davet gönder diyoruz. Davete şu kullanıcıya gönderildi bildirimi çıkıyor. Biz e-posta adresini girip davet gönderdiğimizde karşıdaki kullanıcıya, öğrenciye bir mail gidiyor. Gelen mailde sınıfa katıl seçeneğiyle öğrenci yine Gmail veya e-posta bilgisiyle Canva'ya kayıt olabiliyor. Dahil olduğu ekibi görebiliyor veya kişisel kullanıma geri dönebiliyor. Biz ekibimize 3 yolla çalışan veya öğrenci ekleyebiliyoruz. Ekipteki herkesi insanlar sekmesinden görebiliyoruz. Öğretmen veya ekipten çıkar seçenekleriyle ayarlayabiliyoruz. Bir şey daha var, gruplar özelliği. Gruplar özelliğinde aynı sınıf gibi düşünebiliriz. Sağ üstten grup oluştur diyelim. Örneğin 8B grubu oluşturalım. Öğrencilerin adını yazıp grup oluşturabilirim. Sadece bu grupla çalışabilirim. Sadece bu gruba özel etkinlikler düzenleyebilirim. Yine gruplar sekmesinden grubun ayarlarını yapabilirim. Grubu silebilirim. Gruba çalışan veya öğrenci ekleyebilirim. Bu ne işimize yarıyor? Bir kere interaktif bir çalışma imkanı sağlıyor. Zaten Canva sınıf içerisinde kullanılabilecek bir yapısı var. Öğrencileriniz cep telefonlarından, tabletlerinden Canva'ya giriş yapar. Sizin ekibinize, sizin sınıfınıza katılırlar. Siz de dersinizi, etkinliğinizi sınıf içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Yani bir nevi tasarımı kağıttan, kalemden kurtarmış oluyoruz. Dijital ortama geçirmiş oluyoruz. Son bir özellik, ekipler sekmesinde sağ üstteki 3 noktaya tıklarsanız buradaki reklam bandını değiştirebilir, yenisini oluşturabilirsiniz. Bu da çok küçük bir özellik. Herkese iyi çalışmalar.